Tekrar merhaba arkadaşlar. Tolman'dan bahsediyorduk. Tolman'ın en önemli kavramı olarak dizil öğrenmeden bahsettik. En son dersimizde yayın şak diye kesildi ama yazacaklarımızı yazmıştık. Orada tekrar etmek istiyorum. Bir, dizil öğrenme bilinçli bir çaba göstermeden, farkında olmadan zihnimize yer eden şeylerdir. İkincisi, Tolman öğrenmeyle performansı aynı şey olarak görmez. Zaten bu bilişselcilerin de temel bakış açısıdır. Öğrenme başka şeydir, performans başka şeydir. Bazen performansa yansımayan öğrenmelerde oluşabilir diyor. Evet, şimdi gelelim Tolman'da hiç sorulmayan detay kavramlara. Bunları tek tek yazalım. Tekrar söyleyeyim, Tolman'da sadece gizli öğrenme sorulmuştur. Onu da sorularda çözeceğiz. Benzer soruları. Şimdi Tolman'da detay kavramlar diyelim. Birinci kavramımız işaret geçtalt kuramı olması. Şunu bilmek lazım. Kuramın adı işaret geçtalt kuramı. Aslında Tolman geçtaltçı değildir. Tolman 1950'ler, 60'larda çalışmıştır. Geçtalçılarda çok daha erken 1915'ler civarı teorilerini geliştirmişlerdir. Fakat bunlar Almandır ve geri planda kalmışlardır. Dünya literatüründe çok önemsenmemişlerdir o dönemde. Geçtalçıların tekrar önemsenmesi 1980'lerden sonradır. Ama bu arada Tolman geçtalçılardan etkilenerek bazı şeyler söylemiştir. Bunun için işaret geçtalt kuramı denir. Diğer kavramımız işaret öğrenme. Tolman zihnin, şöyle yazayım, başka renkle yazalım. Tolman zihnin özellikle yer öğrenmelerde bazı işaretlerle hareket ettiğini söyler. Bu durum aslında daha sonrasında Gardner'ın görsel uzamsal zeka tanımlamasında da çıkış noktası olmuştur. Örneğin bir yere gittiğimizde, diyelim ki bir bankaya gidiyoruz. O bankayı yanında bulunan bir restoranla, bir kafeteryayla işaretlemiş olabiliriz. Yer öğrenmelerde bir şey, bir şeyin işareti olabilir. Bu bize ipucu verir diyor. Bu sadece yer öğrenmelerde değildir. Yer öğrenme yanında bilişsel öğrenmelerde de, örneğin bir test çözerken anahtar kelimeler bize işaret oluşturur diyor. Örneğin öğrenciler Tolman'la ilgili bir soruyu çözerken farkında olmadan, bilinçli bir çaba göstermeden gibi anahtar kelimeleri yakalaması işaret öğrenmenin bir yansımasıdır. Bu anahtar kelime bir işaret oluyor zihinde. O tarafa, Tolman'a doğru gidiyor diyebiliriz. Bir başka kavramımız Tolman'la ilgili. Üç diyelim. Öğrenme performans farkı, biraz önce bahsetmiştik. Dört diyelim. Yer öğrenme. Biraz önce fare deneyinde de eczanenin yeri sorulduğunda farkında olmadan zihne yerleşmesinde de yer öğrenmelerin böyle oluştuğunu söylüyor. Bundan da bahsetmiştik. Çok ekstra bir şey değildir. Yani yer öğrenme deyince ekstra bir şey zannetmeyin. Yerleri nasıl öğrendiğimizin zihinde yapılanmasıdır. 5. Bilişsel harita kavramı var. Bu kavram bence çok önemli.
Tabii çıkmadı bu. Çıkacağını da zannetmiyorum ama konuyu kavramak için çok önemli. Bilişsel harita kavramını yer öğrenmelerden yola çıkıyor ve diyor ki biz yer öğrenirken zihnimizde bir harita kurarız diyor. Zihinde harita kurarız. Mesela dayımızın evine giderken oraya nasıl gittiğimizin bir haritası vardır kafamızda. Ama bunu genişletiyor. Sonra diyor ki bilişsel öğrenmelerde de ve soyut öğrenmelerde de harita kullanmak öğrenmeyi kolaylaştırır diyor. Öğrenmeyi kolaylaştırır diyor. Buradan yola çıkarak aslında modern dönemlerde yapılandırmacı eğitimde kavram haritaları, zihin haritaları gibi materyallerin daha kolay öğretim sağlaması, işte bu Tolman'ın yer öğrenmeden hareket ederek bunu eğitime aktaralım. Eğitimde de kavram haritalarıyla, zihin haritalarıyla bir şemalaştırma yaparak bilişsel ve soyut öğrenmeler daha kolay öğrenilir dediği noktasına varır iş ve çok güzel bir bağlantılıdır aslında. Pek çok öğrencim eğitim bilimleri dersini mesela not çıkartırlar. Bu notu çıkartırken aslında zihnindeki bir harita oluşturmaları öğrenmeye katkı sağlar. 6 diyelim. Beklenti diye bir kavram vardır. Bir arkadaşımız bir şey soruyor. Hocam buyur Kader, dinliyorum. Hocam mesela hep aynı kitaptan çalışın derler. Hani oradaki yaptığınız ben işaretlemeler. Ben hani, öğretmenim diyen der. Bazı, evet, hani onun mantığı da bu yer öğrenme midir? Hani kafanızda o kitaptaki yerler kalsın ya da işte orada işaretlediğin, altını çizdiğin kısım senin hafızana gelsin çözerken. Soruyu dedikleri şey bu mu? Vallahi şöyle, zayıf öğrenci için tek kitaptan çalışmak iyidir. Neden? Kafası karışır. Ya ustalaşınca tek kitaptan çalışmak iyi değildir. 2, 3, 5 kaynaktan, değişik mecralardan alıp onları süzebilmek, harmanlayabilmek değerlidir. Neden böyle söylerler? Mesela ortaokulda, lisede veya öğrenci ezberlemek istiyor KPSS'de. Ona denilebilir tek kaynaktan çalış, kafan karışmasın diye. Biz mesela Eskişehir'de bir arkadaşımla, çok sevdiğim bir değerli öğretmen arkadaşımla beraber çalışıyorduk. Ben diyordum ki benden ölçme dinledikten sonra git ondan da dinle diyordum. O da diyordu git Murat Hoca'dan da dinle diyordu. Bazı öğrenciler geliyordu, diyordu ki hocam teşekkür ederiz. Hem birbirinize destek oluyorsunuz hem böyle sizden dinledim, gittim öbür hocaya da fark edemediğim başka bir şeyi fark ettim. İşte ondan dinledim, sana geldim bir şeyi fark ettim diyor. Bu çok güzel bir şey. Ama bazı zayıf öğrenciler de ooo benim kafam karıştı, o öyle diyor, sen böyle diyor. Ya şimdi çok enteresandır. Benden de o öğretmen arkadaşımdan da dinlemiş Ahmet'le Mehmet var. Ahmet diyor ki hocam diyor farklı yollardan anlatıyorsunuz. Farklı bakış açıları sunuyorsunuz ama aynı kapıya gidiyor diyor. Öbürü de diyor ki yok diyor siz farklı anlatıyorsunuz diyor. O böyle dedi diyor, hangisi doğru diyor. Ya aynı şey bu diyorum. Ondan sonra bu böyledir yani. Zayıf öğrenci aynı şeyi söyleyen iki öğretmene farklı şey söyledi gibi algılar. Ondan sonra onun için zayıf öğrenciye denir ki bir kaynaktan çalış, kafan karışmasın denir. Ama ustalaşınca bu işte ya da bir eleştirel düşünme, bir süzgeçle söylenilenleri süzme becerisi gelişti zaten. Tek kaynak değil, birkaç kaynaktan çalışılabilir. Evet, gelelim beklenti kavramına. Beklenti dediğimiz şey şöyle diyor Tolman. Davranışçı kuramlarda sadece gerçek pekiştireçle davranış şekillenir ve artar diyor. Mesela edimsel koşullanmada Skinner'da böyledir. Ama Tolman diyor ki özellikle insanda pekiştirecin kendisi değil,
Şurayı yanlış yazdık. Pekiştiricin kendisi değil. Tabii kendisi de. Artı pekiştiricin beklentisi de davranışı arttırabilir diyor. Bu çok önemli bir şey konuyu anlamak için. Şimdi davranışçılar sadece hayvan deneyleriyle çalışıyorlardı ve hayvan davranışlarıyla insan davranışlarını eşdeğer görüyorlardı. Oysa Tolman hayvan davranışıyla insan davranışı bazı yerlerde benzeyebilir ama temelde farklıdır diyor. Ne demek bu? Örneğin bir fare Skinner'ın kutusunda, ya fare sen şimdi buraya şu pedala bas, 30 gün çalışırsan ben sana 30 gün sonunda bayağı bir buğday tanesi vereceğim, peynir vereceğim, pekiştireç vereceğim diye bir beklentiyle hareket ettiremezsiniz. Edimsel koşullayamazsınız, edimsel davranış geliştiremezsiniz. Ama insanlara diyorlar ki sen işe bir başla, bir çalış, 30 gün sonra ben sana maaş vereceğim diyor. İşte bu beklentidir. Bunun için diyor ki Tolman, davranışçı kuramcılar sadece nesnel pekiştiricin kendisiyle hayvanların hareket etmesinden yola çıkarak insan da böyle hareket eder diye düşünüyorlar. Oysa insan pekiştiricin kendisi değil, beklentisiyle de davranışını arttırabilir, güdülenebilir diyor. Bence çok doğru bir açıklama. 7. Zihinsel denence. Burada da yine Tolman'ın davranışçı kuramlara yaptığı bir polemik var. Davranışçılarda Tolman Tolman nereden çıktı ya? Yanlış söyledim. Thorndike davranışçıdır ve kuramında deneme yanılma yoluyla öğrenmeden bahseder. Tamam bu olur der ama ekstra olarak insanda Tolman gerçek deneme yanılmalar değil, zihinde deneme yanılmalar da olur. Buradan hareketle de siz Thorndike'ın deneyinde kedinin kafesi tırmaladığı örneğinden yola çıkıyorsunuz. Ama insan gerçekte denemeden zihninde şöyle yapsam ne olur, böyle yapsam ne olur diye tasarım yapabilir. Zihinsel denenceler yapabilir diyor. Bunu atlıyorsunuz. Burada da sadece hayvan deneylerinden yola çıkmanız sıkıntı diyor. Dikkat ederseniz davranışçılar hep nesnel davranıştan ve hayvan deneylerinden yola çıkmış. Tolman ise bunların insana uyarlanmasındaki sorunlardan bahsediyor. Tekrar söyleyerek geçelim. Zihinsel denence davranışçıların hiç öngörmediği, zihinde bazı şeyleri deneme yanılma yapabiliriz diye deneme yanılma öğrenmeye ekstra bir katkıdır. Siz bunu düşünmediniz ama insanda böyle de olabilir diyor. Evet, tahtayı siliyorum. 8. Tolman'ın kavramlarından bahsediyorduk. Tolman 8 diyelim. Molar davranış. Molar geniş bütüncül demek. Burada yine davranışçılar, hep davranışçılara karşı polemiktir bu kavramlar. Davranışçılar moleküler, yani küçük UT ilişkilerinden bahsediyor diyor. Ama şu tarafa da Tolman yazalım. Tolman diyor ki insanı böyle moleküler küçük davranışlarda anlayamazsınız. İnsanın davranışlarını molar, bütüncül olarak tanımlamanız lazım.
Şimdi ne demek bu? Şimdi bir tane UT ilişkisine odaklandın mı? Diyebilirsin ki bu vatandaşın fare korkusu var diyebilirsin. Ama onun fare korkusunun neden olduğu, niçin olduğu, geçmiş yaşantıları bütüncül baktığın zaman belki onun altında bambaşka bir şey olduğunu ve asıl derdinin başka bir şey olduğunu görebilirsin diyor. Burada da davranışçılıkla bilişsel yapının çatışmasını, davranışın küçük parçalarla çözümlenemeyeceğini, bütün davranışların komple bakılması gerektiğini söylediğini görüyorsunuz. Yine bununla ilgili bir öğretmen arkadaşım çok güzel bir örnek verdi. Dedi ki bir doktor, ben de ondan dinlemiştim. Bir doktor sadece karnın ağrıyor diye bakarsa moleküler bakar. Belki de o karın ağrısının bambaşka bir sebebi vardır. Bunun için iyi bir doktor bütüncül bakar ve onun başka bir yerden kaynaklanmış alt sebeplerini arar. Buna bütüncül bakış açısı deriz demişti. Çok da doğru, hoşuma giden bir yaklaşım oldu. Efendim 9 diyelim. Davranışçılar, davranışçıları söylemeyelim. Burada yeşille sadece Tolman'ınkileri söyleyelim. Amaçlı davranış diyor. Şöyle yazalım. Davranışçılar hayvanlarda sadece mekanik davranışı inceliyor. Oysa Tolman insanda mekanik değil, amaçlı davranışta olabileceğini söylüyor. Burada siz amaçlı davranışı atlıyorsunuz. Bir iki adım sonraya giden davranışlar olabilir diyor. 10. En az çaba ilkesi. Burada yine davranışçılar öğrenilen yolun aynen tekrar edildiğini ve kestirme bir yol aranmaz diyor. Hakikaten de hayvan öğrenmeleri bu böyledir. Hayvanlar bir yoldan gitmeyi, bir tarzda davranmayı öğrendikleri zaman başka türlü denemezler. Ama insan davranışına geldiğimizde insanlar durmuyorlar, devamlı daha az çaba ile ne yapabilirim diye plan yapıyorlar ve davranış geliştiriyorlar. Bu en az çaba ilkesi dediğimiz şeyi labirentlerde farelerin dahi yapabildiğini görüyor. Fareler labirentin şekli değiştirildiğinde tabii çoğu hayvan yapamıyor ama bazı hayvanların fare deneylerini bazılarının yaptığı görülmüş. En kestirme yoldan gitmesi en az çaba ilkesidir. Tabii bunu en iyi yapan insandır. Örneğin insanın X yoluyla Y arasında, X ile Y arasında en kestirme yolu tasarlayabilmesi, planlayabilmesi, düşünebilmesi bilişsel bir süreçtir. Ve davranışlar buna hiç değinmemişlerdir. Bir başka kavramımız örtük sönme. Tahtayı siliyorum. 11 diyelim. Bu da çok enteresan bir kavramdır. Örtük sönme. Bunlar hep Tolman'ın kavramları. Şimdi davranışçılarda bu tarafa davranışçı diyelim. Mesela edimsel koşullanma Skinner'da sönme diye bir kavram var. Diyor ki fare pedala basar. Davranış diyelim. Karşılığında pekiştireç alır. Ve pekiştireç davranış, pekiştireç davranış diye edimsel koşullanma oluştuktan sonra siz pekiştireci keserseniz ilk önce bir davranış sıklığında artış oluşur.
daha sonrasında azalma oluşur diyor. Bu sönmedir. Tolman'da tamam böyle sönmeler olur. Buna hiçbir itiraz yok. Ama bir de insanda böyle olmayan artı bir şey vardır. Buna örtük sönme diyor. Ve diyor ki sönme dediğimiz şey evet bir davranışın pekiştireç kesildiği zaman artması sonra azalmasıdır. Bu gerçek davranış yapılarak bir sönmedir. Bir de şöyle olabilir diyor. Çok güzel bir örnek veriyor. Diyelim ki bir seyyar satıcı, bir dondurmacı bir Haziran'da 30 Ağustos arası bir tatil beldesinde dondurma sattığını varsayalım. Her şey Skinner'ın dediği gibi olsa şurada 1 Eylül'de okullar açılıyor diyelim ki. Tatil bitiyor. Skinner'ın dediği gibi olsa bu dondurmacı tatil yöresinde hiç kimse kalmadığı halde dondurma satmaya devam etmesi lazım. Dondurma diye bağırması lazım. Ve satamadığını anlayıp birkaç gün sonra sönmesi lazım. Ama böyle olmaz diyor. İnsanlar düşünür diyor. Zihinlerinde ne olacağını tasarlar ve şöyle düşünür. Ben 1 Eylül'de burada kalsam dondurma diye bağırıp dururum ama satamam. Uğraşırım satamam. Gerçekten bu süreci yaşamaz ama zihinde bu süreci yaşar ve zihinde bu süreci yaşadığı için gerçekte bu eylemi yapmadan ne olacağını tahmin eder ve pılısını pırtısını toplar başka bir yere satmaya giderler. İşte bu zihinde yaşanan sönmeye de örtük sönme adını verir Tolman. Bence çok güzel bir tanımlama. İnsanın gerçek sönme yaşamadan zihninde ne olacağını tahmin ederek sönme yaşadığını anlatan bir kavramdır. Tahtayı siliyorum. Tolman'da öğrenme türleri. Bunu nedir diye anlaşılsın diye şöyle söyleyeceğim. Bloom'da öğrenme tipleri, türleri vardır. Bir psikomotor öğrenme. İki duyusal öğrenme. Üç bilişsel öğrenme denir. Ve eğitimde en çok tanınan öğrenme tipleri Bloom'a aittir. Oysa başka psikologların da öğrenme türleri vardır. Gagne'nin vardır, Tolman'ın vardır. İşte buna benzer bir ayrım da Tolman'da vardır. Tolman öğrenme türlerini bir kateksis öğrenme, iki eşdeğer inanç geliştirme, üç dürtü ayırımlarını öğrenme, öyle yazalım, dürtü ayırımlarını öğrenme diyelim, dört hareket biçimlerini öğrenme, 5 alan beklentileri öğrenme, 6 alan biliş yollarını öğrenme.
Şimdi bunlar çok yeni ve farklı gelen kavramlar olabilir ama kolay akılda kalsın diye şöyle bir ilişkilendirme yapalım ki bu ilişkilendirme sadece akılda kalsın diye değil, doğru da bir ilişkilendirmedir. Tolman'ın kateksiz eşdeğer inanç öğrenme ve dürtü ayrımlarını öğrenme, Bloom'un duyusal öğrenmelerinin parçalarıdır. Hareket biçimlerini öğrenme, psikomotor öğrenmedir. Alan beklentileri ve alan biliş yollarını öğrenme de bilişsel öğrenmenin parçalarıdır. Şimdi duyusal öğrenmeden bahsedelim ve kateksisi anlatalım. Bir diyelim, kateksis. İki diyelim, eşdeğer, inanç geliştirme. Çünkü bunlar bağlantılı. Şöyle bir piramit çizelim. Bu çok kötü çizik şunu ya. Bakalım daha güzel çizebileceğiz mi? Şununla ne çiziyormuşuz? Oo, harika. Nurcan yayında mısın? Evet hocam. Bak bugün üçgen çizmeyi de öğrendik. Bunu bilmiyorduk. Evet, bunu da birleştirdik. Güzel. Yanınızda görmediniz değil mi? Yok. Bunu şu anda yatay bir çizgi gördüm orada. Oradan tahmin ettim. Bunu rüyamda görmedim. Ondan sonra acaba şimdi bu çizgiyi şöyle yapalım. Bir. Hocam rüyada görerek öğrenme de gizli öğrenme mi oluyor? Yok, içgörüsel öğrenme oluyor. Tamam. Hani bu hatırlarsınız, anlatacağız daha oraya gelmedik. Hani bu Newton'un kafasına elma düşüyor da aklına bir şey geliyor ya. Kim konuşuyor? Saadet sen misin? Evet ben hocam, ben sordum. Ha, sesinden tanıdım. Şimdi çizmeye odaklandım. İnsan iki işi beraber yapamıyor Saadet. Evet. Bıraktım çizmeyi. Tamam hocam. Ondan sonra şimdi sana anlatıyorum. Şimdi bundan sonraki ünitelerde Gestalt'çılarda içgörüsel öğrenme ve kavrayalım. Aa 10 dakika kaldı diyor ya. Ne çabuk geçiyor bu zaman ya. Oho. Efendim şurayı bir toparlayayım lafımı. Şimdi bundan sonraki ünitelerde İçgörüsel öğrenme ve kavrayarak öğrenmeden bahsedeceğiz. O içgörüsel öğrenmede insanın bir şeyi düşünüp düşünüp bulamayıp sonra bilinçaltının yansıması olarak çok da üzerinde düşünmediği anda, rahat bir anında şak diye aklına gelivermesine içgörüsel öğrenme diyoruz. Bunu da en güzel örnek rivayet edilir ki Newton'un başına bir elma düşüyor. Newton yıllardır bulamadığı yerçekimi kanununun bağlantılarını orada buluyor. Doğrudur bu. Fakat anlatılmayan başka bir örnek vardır. Bu içgörüsel öğrenmedir. Bir de Mendeleev diye Rus bir kimyacı vardır. Bu çok daha etkileyici bir hikayedir. Bunun filmini seyretmiştim ben. Mendeleev yıllar boyunca periyodik cetvel diye bir şey olduğunu tasvir ediyor ve elementlerin bir düzenliliği olması gerektiğini düşünüyor. Fakat bulamıyor. Şimdi biz periyodik cetvel diye bir şey biliyoruz. İşte şu atom numarasında, şu atom numarasında bir düzenlik, bir cetvel. Fakat o zamanlar böyle bir şey bilinmiyor. Yıllarca uğraşıyor. Böyle karmaşık olamaz bu. Bir düzenliği olması lazım diyor. Bir gece kan ter içinde uyanıyor ve rüyasında bir şey görüyor. Periyodik cetveli görüyor rüyasında. Ama o gün bugün bildiğimiz bazı elementler bilinmiyor. Periyodik cetvelin bazı yerleri boş. Diyelim ki 120 tane element varsa 80 tanesi orada yazıyor, 40 tanesi de yok. Kan ter içinde uyanıyor, bunu bir kağıda geçiriyor. Unutuyor bunu. Birkaç gün sonra kağıda bir bakıyor, mükemmel bir düzenlik. İşte bu Mendeleev'in yaptığı şey de rüyasında bir içgörüsel öğrenme oluşmasıdır.
Peki bu içgörüsel öğrenme peygamberlere gelen vahiy gibi yoktan bir şey midir? Hayır. Bu insanoğlunun daha önceki öğrenmelerinin zihinde birleşip bilinçli bir çabayla bunu ilişkilendirememesi ama serbest bıraktığı anda bilinçaltı veya başka bir yerlerden gelen bir bağlantıyla şak diye bu bağlantının kendiliğinden kurulabilmesidir. Bu içgörüsel öğrenmedir. Diğer adı da kavrayarak öğrenmedir. Şimdi çok daha enteresan bir şey. Mendeleyev'in bu periyodik tablosu 40 tane boşluk var. Dalga geçiyorlar. Ya sen tabloyu uyduramadın, boşlukları uydurdun diyorlar. Ve adam çok da ciddiye alınmıyor o dönemde. Fakat Mendeleyev öldükten sonra teker teker o boşluklardaki elementler bulunuyor. Bu çok enteresan. Ve şu anda Mendeleyev'in Rusya'da heykeli dikilmiş. Ondan sonra adamın olmayan bir elementin de olacağını varsayarak bir düzenlik oluşturması bilim tarihinde çok meşhur bir anlatı olarak kabul edilir. Çok da etkileyici bir hikayedir. Tabii biz Mendeleyev değiliz. Bize gele gele Zoom'daki çizginin ne olduğu geliyor Nurcan. Bize yani şimdi kıskanmamak elde değil. Mendeleyev'e ne geliyor? Bize ne geliyor değil mi? Nurcan orada mısın? Hocam ya evet. Yani biz var olan şeyleri öğrenemiyoruz. Onu düşündüm şimdi. Ha, adam olmayan diyor. Biz de Zoom'daki çizgiyi bulduk rüyamızda diye. Ondan sonra hoşumuza gidiyor. Yani işte bir tanesi Süper Lig ya da Şampiyonlar Ligi. Biz de PTT birincilikte kendi kendimize avunuyoruz. Allah bu kadar vermiş. Allah bundan mahrum etmesin zihnimizi. Ne yapalım? Adam rüyada da boş durmuyor hocam diyor. Evet. Yani bu bir kendime eleştiri olarak algılamaz. Allah'a şükür işte kafamız bir kadar bu kadar çalışıyor. Ama Mendeleyev deyince, Newton deyince insan bir kıskanmıyor değil yani. Ne yapalım bundan da memnunuz. Yapılacak bir şey yok. Efendim şimdi gelelim. Şurayı bir tarayalım. Baştan şunu yazalım. Bu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi ve bu ihtiyaçlar hiyerarşisinin alt bölgesi şurası fizyolojik ihtiyaçlar, şurası güvenlik diye tanımlayalım. Şurayı da maviyle tarayalım. Şu maviyle taralı bölgeye de tek tek yazalım. Sevgi ihtiyacı, saygı görme ihtiyacı, işte bilme, estetik falan filan. Sonra bunlar kendi içinde ayrılabiliyor. Topyekun söyleyelim. Biz o detaya girmeyelim. Kendini gerçekleştirme değil. Şimdi bunun çok önemli bir tarafı var. Bu Maslow'un hiyerarşisi benzeri bir ilişkiyle Tolman diyor ki güvenlik ve fizyolojik ihtiyaçların yani doğuştan gelen ihtiyaçlar bazen işaretlenir diyor. Doğuştan gelen işaretlenir diyor. Bir de öğrenilmiş ihtiyaçlar işaretlenebilir diyor. Öğrenilmiş ihtiyaçlar işaretlenebilir diyor. Doğuştan gelen ihtiyaçların işaretlenmesinin ve işaretlenmesinin öğrenilmesine kateksis adını veriyor. Maviyle çizdiğimiz öğrenilmiş ihtiyaçların işaretlenmesine ise eşdeğer inanç geliştirme diyor. Şimdi burada çok güzel şeyler var. Şimdi baştan bu güzel şeylere 3 dakikamız varmış. Söyleyelim. Sonra detayına gireriz. 10 dakika mola vereceğim şak diye kesilirse 10 dakika sonra tekrar gireriz. Mesela bazı insanlar susuzluk durumunda çok çay içerler. Bazıları kahve içer.
İşte bazı insanlar, Almanlar daha çok bira içer. Bazı insanlar yok ya ben biraymış, çaymış falan. Ben su içmezsem kesmez bu iş beni der. Bu insanlar bir tanesi susuzluğu suyla, bir tanesi birayla, bir tanesi çayla işaretlemiştir. Benim bir arkadaşım var, hiç su içmiyor, bile çay içiyor. O doğuştan gelen susuzluk ihtiyacımızın neyle giderileceğinin işaretlenmesine kateksis oluşturma denir. Yine insanların yeme içme ihtiyaçlarını, bazıları ben ekmek yemezsem doymam diyor ve ekmekle işaretlemiş oluyor açlık ihtiyacını. Buna da kateksis adını veriyoruz. Şimdi gelelim maviyle yazdığımız yerlere, eşdeğer inanç oluşturma. Tolman diyor ki öğrenilmiş ihtiyaçlar da işaretlenebilir diyor. Örneğin sevgi ihtiyacını biz anneyle işaretlemiş olabiliriz. Bir sevgilimizle, eşimizle işaretlemiş olabiliriz. Ki böyle de işaretleriz zaten. Sonrasında bir ayrılık durumunda veya olumsuz bir şey durumunda bayağı bir üzüntü yaşarız. Neden? Çünkü onunla işaretlemişizdir. Yine bir genç kız lisede okuyor. Saygı görmeyi okul başarısıyla işaretlemiş olabilir diyor. Yine bir iş adamı saygı görmeyi parayla işaretlemiş olabilir diyor ki modern toplumlarda para ve saygınlık çok birbiriyle işaretlenmiş ve hatta damgalanmış pozisyondadır. Bu tür aslında gerçek olmayan bir işaretlemeyi zihnimize yer etmeye de eşdeğer inanç geliştirme diyor. Sorularda çözeriz. Çok etkileyici bir bakış açısı olduğunu söylemek isterim. Evet, bir dakikadan az kaldı diyor. Burayla ilgili birkaç eklemek istediğim bir şeyler daha var. Kader filanı görüyorum şeyden. Çok etkilendiğini görüyorum bu kateksis hikayesinden, eşdeğer inançtan. Hocam şey aslında bu yanlış eşleştirmeler soruna neden olmuyor mu? Ya değil mi? Yani çünkü sevgiliniz tarafından sevilmediğinizi zannederseniz hiçbir insan tarafından sevilmeyeceğim gibi ya, bir algı. Ya harika bir bağlantı kurdun. İşte ben de buralara geldim. Şu an paramparça etti biz hocam. Yok çok. Ne eşdeğer sen misin? Evet hocam. Sen nerelerdesin kız? Hocam ben çalışıyorum, geliyorum ama tekrarları tamam. izliyorum. Konuşuruz Neslihan. Tamam. Sesini duyduğuma sevindim.